Arkadaşlar, ben Serdar Hakan Düzgören. Yine bir video dersimizden beraberiz. Vire ile iç mekan tasarım dersimizin dördüncü bölümüyle beraberiz arkadaşlar. Baya bir ara verdik arkadaşlar. Dersimizin dördüncü bölümüne geçmekte. Bu bölümü birazcık uzun tutup hızlı gitmekte fayda var. Birazcık hızlandıralım diye düşünüyorum. Bir önceki bölümden aklımızda kalan sahnemizdeki eksiklikler nelerdi? Önce onlara bir hatırlayalım. Sol tarafta yer alan, hatta size şöyle göstererek söylersem daha iyi olacak. Evet, buradaki aksesuarlarımızın arkadaşlar ve bu kısmın kaplamasını hazırlayacağız. Lavabomuzun üstüne aynayı yapacağız. Klozetimizin ve geberit tuş butonunun kaplamasını yapacağız arkadaşlar. Sonrasında bu kısmın kaplamasını yapacağız. Sonrasında karşı duvarın kaplamalarını hazırlayacağız. Ve tavan aydınlatmamızı yapıp bu bölümün sonuna gelmiş olacağız. Bir sonraki dersi tamamen aydınlatma üzerine ayıracağız. O aydınlatma işlemlerini de yaptıktan sonra artık final renderımızı alıp Photoshop'ta post production çalışmalarımıza geçip dersimizi sonlandıracağız. Evet, isterseniz başlayalım arkadaşlar. Teminde söylediğim gibi öncelikle şu basit kaplama olaylarımızı halledelim. Öncelikle hemen aradan çıksınlar. Bu kısmı birazcık yukarı çekelim. Şu şekilde. Öncelikle bu kısma gelelim arkadaşlar. Materyal editörümüzü açalım. Bu kısımda birazcık daha altın rengine yakın bir renk olması gerekiyor arkadaşlar. Çok turuncu oldu bu. Birazcık daha şuraya kaçalım. Şuraya koyu hafif de böyle birazcık sarılık verelim. Şu ton iyi gibi duruyor arkadaşlar. Hemen şöyle atıyoruz. Poligonu seçelim. Zaten o kısmı seçiliymiş arkadaşlar. Ama öncesinde o kısma bir seramiğin atayalım. Sonrasında poligonlarına barak rengini uygulayalım. Aynı şekilde bunlar da seramik rengimizi verelim arkadaşlar. Hemen basit bir şekilde renderına bakalım nasıl gözüküyor. Evet arkadaşlar, bu aksesuar kısmımızın da kaplamasını tamamladık. Hemen şuradaki panelimizin de kaplamasını verelim arkadaşlar. O da parlak bir yüzeye ait olacak. Sonrasında front penceresine geçiyoruz. Front penceresinde arkadaşlar aynamızı yapacağız. Şimdi aynamızın herhangi bir ölçüsü yok. Şöyle bir şey olsa kafi. Sonrasında birazcık yukarı kaldıralım. Bu kadar yeter. Sonrasında tap penceresine geçiyoruz. Tabi aynamız birazcık ileride oldu. Hemen. Bu şekilde. Yeterli. Tekrar materyal editörümüzü açalım.
Buna da aynı efektini parlak krom ile uyguladık arkadaşlar. Pardon. Özellikle şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Lloyd diyelim şuradan. Bunu seçelim, uygula diyelim. Evet. Şuradan kadrajımızı kapatalım. Böyle. Daha rahat çalışabiliriz. Hemen seramiğimize gelelim arkadaşlar. Yine istersek bunu tabi tam ekran yapabiliriz. Onda herhangi bir sakınca yok. Geriye dönersek yine böyle olur. Uyguluyoruz arkadaşlar. Lavabomuza geliyoruz. Ona da aynı şekilde hem altına hem üstüne uyguladık. Sonrasında tam aksiyona dönüyoruz arkadaşlar. Bu duvarımızın da rengini yapmak zorundayız. Çünkü sahnemizdeki aydınlatmaları etkiliyor. Evet. Hallettik. Open diyelim. Tekrar bir open diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Tamamdır. Artık bunları kapatabiliriz. Materyal editörümüzü böyle alalım. Poly diyelim. Sadece şu kısmı seçelim arkadaşlar. Bir de aşağıyı seçip uygulayalım. Kapatalım. OVMP'e geri dönelim. Evet, bir kayıt edelim arkadaşlar. Bir de bu kısımdan bir deneme render alalım. Bakalım nasıl gözüküyor. Tavanımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tavanımız içinde bir aydınlatma formülü bulacağız. Bir kadrajımızı açıyoruz. Şimdi pardon, lavabomuzun içerisine suyumuzu hazırlayalım. Aynen bu şekilde yerleştiriyoruz. Sahnemizi klaya geçirelim arkadaşlar. Kenarları aktif edip bunu yukarı taşıyalım. Biraz daha taşıyalım. Okey. Sonra gelelim buraya arkadaşlar. Buna su diyelim. Ve materyal. Ha pardon, 0.95 tamam, bunun rengi öyle kalabilir, herhangi bir sıkıntı yok. Bunu 50 verelim. Bunu 0.8'e düşürelim. Şeffaflığımızı tam verelim. 0.75 297 desek. Evet, okey. Tabii ki bunun biraz fog değerini düşüreceğiz arkadaşlar. Sonrasında materyalimizi atarıp bir deneme render alalım. Sonrasında NOSI değerini yapacağız arkadaşlar.
Rengimizi biraz daha beyaza doğru çekebiliriz. O zaman daha iyi olacaktır. Sonrasında Maps kısmına geliyoruz arkadaşlar. Bump kısmından Noise diyoruz. Bunu 25'e kadar düşürtebiliriz. Okey ve render. Suyumuzun beyazını biraz fazla verdik arkadaşlar. Birazcık daha böyle mavimsi bir su olabilir. Suyumuzun da dalgalanma efekti oldukça iyi. Tabi birazcık renderimizin de ayarları düşük olduğu için garip çıkıyor renderlar. Ya da bu rengiyle oynamayalım. Bunu 1 derece yükseltelim. Bakalım buradaki sonucumuz olacak. Hepsini render etmesi sadece şu alanı render etse bizim için yeterli olacaktır. Tamam, birazcık da rengimizi koyultalım. Okey. Evet, çok mavi gibi oldu arkadaşlar. Bunu rengiyle birazcık daha şöyle oynayabiliriz hafiften. Yeşile de kaçabilir. Ha, pardon. Heh. Hemen buradan bakalım. Evet. Tam istediğimiz gibi arkadaşlar. Olması gerektiği gibi. Aslında hani biraz daha rengini açabiliriz ama hani çok maceraya da gerek yok. Nosy Bump'ımızın değeri 30'du. Biraz fazla gibi gözüküyor arkadaşlar. Onu kısaltabiliriz. Çünkü okyanus gibi oldu. Ondan sonracığıma hemen 30 yerine 15'e düşürsek yeterli olacak. Hani bu etkiyi Bump kanalında Nosy ile elde edemezseniz Displace kanalından da yapabilirsiniz. Ama hani Displace kanalında değeri bayağı bir hani düşük tutmanız gerekiyor. Hatta orada şey bile kullanabilirsiniz. Hani gerçek su materyaliyle, resmi ile, hazır materyal değil. Su resmiyle yapabilirsiniz. Hazır materyal kullanmayın. Benden size bir tavsiye olsun. İyi bir şey değil. Sonra kötü render sonuçlarıyla veya hiç render alamamak gibi problemlerle karşılaşabilirsiniz. Max'in kapanması gibi, çalışmalarınızın boşa gitmesi gibi. Çok nadir olarak güvenilir sitelerden alın. Fiyatı yüksek olabilir. Olsun, hiç önemli değil. En azından güvenilir kaynaktan gelmiş bir şey olabilir. Olur, pardon. Evet. Arkadaşlar oldukça iyi. Şimdi öncelikle bir sahnemizi kaydedelim. Evet. Şimdi bizim yapmamız gereken bir işlem daha var arkadaşlar. Tavan ışıklarımız. Şimdi öncelikle left penceresinden dolayı hiçbir önemi yok. Sadece tavanı görmemiz bizim için yeterli olacak. Isolate Selection dedik. Ekrana sığdırıyoruz. Sonrasında bunu Clay'den çıkartıp Shaded diyelim. Alttan görünümüne geçip evet, Poly'de kalsın arkadaşlar, zaten seçili. Buradan birey materyal demişiz, pardon, birey light materyal deyip bunları atıyoruz arkadaşlar. Çok güzel, değeri şimdilik bir. Şimdilik bir olarak kalıyor. Hemen bunu şöyle kalsın, sahnemizde pek görmeyelim. Kameramızı da değiştireceğiz arkadaşlar birazdan. Şimdi standart kamera kullanıyoruz. Hatta biz bu kameradan direkt kurtulalım. Evet.
Tamam. Şimdi şu şekilde tekrar bir sahnemizdeki ışık durumunun ne alemde olduğuna bir bakalım. Birazcık aydınlatmakta fayda var. İptal edelim. Bunun değeri 1'de 3'e kadar çıkartabiliriz. Şöyle bir alanı, pardon, şöyle render etse kafi. Şimdi arkadaşlar aydınlatma işlemlerinde vereyim light materyal özelliğini kullanırsanız hani ışık hesaplama değerleri çok düşük oluyor ama aydınlatma seviyeniz ve gerçekçiliği yakalama durumunuz da bir kayıp olmuyor. Sonrasında hani gölge sorununuz olmuyor çünkü ışık hesaplamaları yapılırken buna gölgeler de dahil ediliyor. Bu da tabi hesaplama süresinin uzamasına sebebiyet veriyor. Light materyalin bu gibi avantajları var. Ama tabii ki bu hiç Vray Light kullanmayın anlamına gelmiyor. Vray Light'tan da bahsetmeyin. Pardon, vazgeçmeyin. Şimdi sahnemiz genel itibarıyla arkadaşlar aydınlatması hemen hemen tamam olduğu gibi şimdilik daha detayına gireceğiz onun. Sonrasında burada bir una hayt al diyelim. Evet. Şu kameramızı silelim. Ve buraya birey kamera koyalım. Birazcık da yakından baksın. Evet. Sonrasına geçelim bu kısma C. Dedik klavyemizden. Sonrasına çıkalım yukarıya. Şu şekil. Ve bir render'ımızı alalım bakalım görüntü nasıl. Tabii ki şunu bir kapatalım. Tekrar alsın. Karanlık. Tabii ki Vray kamerada bunun olması şu an için normal. F-Number'ı 2'ye düşürelim. Sonrasında D65'li custom olsun. Rengimizi beyaza çekelim. Sonrasında tekrar bir bakalım durum ne alemde. Gerekirse biraz daha aydınlatabiliriz. Evet, sahnemizin biraz daha aydınlanma ihtiyacı var. F-Number'ı 1 yapalım. Shutter speed'i de 150'ye düşürelim. Biraz fazla olduğu gibi gözüküyor. Fakat durumuna bakacağız arkadaşlar. Aslında fazla da değil. Yeterli gibi olmuş arkadaşlar. Hani en basit yoldan da Vray kameramızın da ayarlarını yapmış olduk. Şimdi bir sonraki dersimiz arkadaşlar ışıklandırma ile ilgileneceğiz. Sadece ışıklandırma ayarlarına bakacağız. Vray light kullanacağız. Dışarıdan gün ışığı vurdurturacağız. Tabii ki şu kısımlar yine beyaz kalacak ama bu o kısımlar Photoshop'ta manzara koyma işlemlerimiz olacak. Post production aşamasında geldiğimizde zaten bunların pas renderlarını da alacağız arkadaşlar. Size onu da göstereceğim. Tabii ki bunlar final render alacağımız zamanla yapacağımız işlemler. Dediğim gibi bu dersimiz bu kadar. Bu dersimizde neler yaptık? Kaplamasını hazırlamadığımız objelerimizin
Kaplamalarını hazırladık. Su materyalini oluşturduk. Tavan aydınlatmalarını yaptık. Ondan sonra ve sahnemize V-Ray kameramızı yerleştirdik. Ve basit bir deneme renderı aldık. Bir sonraki dersimiz aydınlatma arkadaşlar. Görüşmek üzere. Mutlu olun.